Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Ben Kübra. Sizlere işlemiş olduğum bir günah ve yaptığım çok büyük bir hatayı anlatmak istiyorum. Biliyorum ki sürem kısıtlı ve hala bile buradalar. Bu satırları yazarken bile beni rahat bırakmıyorlar. Ama bu satırları yazmamın sebebi bu olayları birisinin bilmesi lazım. Belki de size anlattığımdan dolayı biraz da olsa rahatlayabilirim. İnsan hiçbir zaman mutlu olmayı değil de her zaman daha yüksekleri ya da daha iyilerini ister. Bunu bizzat kendim yaşadığımdan dolayı böyle emin bir şekilde sizlere yazıyorum. O zamanlar sene 2014'ün başlarıydı ve ben de yeni birisiyle tanışmıştım. İsmail'le uzun bir süre sevgili kaldıktan sonra evlenmiştik. Aslında İsmail iyi bir çocuktu. Yani sevgili olduğum sürede hiçbir kötü huyunu görmemiştim. 2-3 sene böyle sevgili kaldıktan sonra ailelerimiz bu işin bir adını koymamız gerektiğini söyledi. Biz de mecburen laf söz çıkmasın diye nişanlandık ve hemen ardından da evlendik. İlk birkaç yılımız çok mutlu ve aşk ile geçmişti. O yüzden ne kavga ne de bir tartışma yaşadık. Çok huzurlu bir şekilde geçiniyorduk. İsmail'in işi de az çok iyi olduğundan dolayı Allah'a şükür geçim konumuzda çok zor olmuyordu. O konuda da bir sıkıntımız olmadığından dolayı mutlu ve huzurluyduk. Bu mutluluğumuz ve aşkımız o güne kadar sürdü. O gün eşim işteyken beni aradı. Aşkım, benim en yakın arkadaşım Can, eşiyle tartışmış. Bugünlüğüne bizde kalması için ısrar ettim. Hem çok fazla ısrar ettiğimden dolayı beni de sevdiği için kırmadı ve kabul etti. Can'ı küçüklükten beri bilirim. Düğünümüze geldi adam, sen ne biliyorsun?'' Şimdi bugününde adamı eve göndermek istemedim. Sen de ona göre hazırlık yap. Tatlı, çörek, börek, her neyse işte. Mahcup olmayalım. Çünkü kendisi biraz naif bir insan. Onu iyi misafir edelim. Hadi sana kolay gelsin. Biz akşam yemeğine geliriz dedi ve kapattı telefonu. Aslında söylenirdim ama İsmail'in pek fazla arkadaşı yoktu. Yani arkadaşlık konusunda biraz hassas ve seçicidir İsmail. Hem zaten çok fazla misafir getirmezdi ve çoğunlukla benim misafirlerim gelirdi. O yüzden İsmail'i kırmayıp onları iyi karşılamak için hazırlık yapmaya başladım. Yemektir, pastadır, çörektir her şeyi hazırladım ve onların gelmesine yakın masayı kurdum. Ben her işi bitirip her şeyi hazır ettikten sonra kapının zili çaldı. Hemen gidip kapıyı açtım. Kapıda eşim İsmail ve onun arkadaşı Can vardı. Hemen içeri davet edip yemekleri masaya yerleştirmeye başladım. Ama ben Yemekleri masaya götürürken ikide bir gözüm Can'a kayıyordu. Bunun sebebini o an ben de anlayamamıştım. İlk başta Can'ı ilk defa gördüğümden dolayı onu tanımak için olduğunu düşündüm ve bu olayın üstünde pek fazla durmayıp kendimi öyle geçiştirdim. Fakat yemek yerken bile ona bakıyordum ve içimde değişik duygular hissediyordum. Arada bir de Can'ın bana baktığını fark ettim. Bu akşam boyu herkes yatana kadar devam etti. Akşam ben ve İsmail odamıza geçtiğimizde hemen bana canın nasıl birisi olduğunu sordu. Aslında gerçekten de Can'ın bir saygısızlığını ya da hatasını görmemiştim. Bunu İsmail'e söyledim. Söylediklerim karşısında İsmail de mutlu olmuştu çünkü sonuç olarak Can onun en yakın arkadaşıydı ve ona karşı kötü konuşmamı istemezdi. Ben sabah uyandığımda İsmail hala uyuyordu. Ben de onu hiç uyandırmadan Sessiz bir şekilde odadan çıktım ve mutfağa yöneldim. Tam oturma odasının önünden geçerken Can'ın uyanık olduğunu gördüm. Can da beni görünce ''Günaydın yenge, erkencisin'' dedi. Ben erken kalkarım hep. İsmail uykucudur dedim ve gülümsedim. Hayırdır, sen niye uyanıksın dedim. Can, biraz canı sıkkın bir şekilde avukatımı aradım. Eşim ile boşanacağım dedi. İçimde sebepsizce bir mutluluk oluşmuştu. İnanın bana bunun sebebini ben de anlayamamıştım. Canın gerçekten de canı sıkılmıştı. Hatta öyle ki avukatımı aradım derken koca adamın sesi bile titremişti. E tabi boşanma öyle kolay bir iş değildi. Böyle olunca adama bir iki nasihat verme ihtiyacı duydum. Nasihat da demeyelim de ne bileyim yanında olmak istedim işte. Biz İsmail yani eşim uyanana kadar uzun uzun konuştuk canla. İkimiz de neredeyse aynı kafa yapısına sahiptik. Onun daha felsefik bir tarafı vardı. Bana bu dünyaya bir kez geliyoruz ve her yaşımızdan bir tane var. Seni hiçbirimiz aynı kişi olmuyoruz. O yüzden güzel şeyler yaşamak isterdim. Ne yaşanacaksa imkanlar dahilinde en güzelin olmasını isterdim dedi. Bu düşünceler bana farklı gelmiş ve çok hoşuma gitmişti. İsmail'den kaç yıldır böyle bir bakış açısı görmemiştim. O çok daha düz, normal bir adamdı. Daha sonra İsmail'in uyanacağı düşüncesiyle biraz kaygılanıp kalkıp kahvaltı hazırlamaya başladım. Kahvaltıyı hazırlarken de sürekli Can'ın söyledikleri ve derin derin bakışları geliyordu aklıma. Esasen ilk başta Can'ı arkadaş olarak düşünsem de öyle olmadığını hep birlikte kahvaltı yaparken Can ile bakışmalarımızdan daha iyi anladım. Ben Can'ı arkadaş olarak değil de sevgili olarak görüyor ve ondan hoşlanıyordum.'' Bunu kendim de kabul edemiyordum çünkü Can İsmail'in en yakın arkadaşıydı ve o bizim misafirimizdi. Hem sonuç olarak boşanana kadar evliydi ve ben de evliydim. O yüzden bunu kendime yakıştıramıyordum. Aslında bu olanların hepsi bir duygu ve bunlar geçici şeylerdir diye düşünüyordum. İsmail olan ilişkimiz bir standarta bindiği için olabilir. Bu bir heves diye düşündüm kendi kendime. O yüzden üstünde çok fazla durmayıp Candan bakışlarımı gizlemiştim gidene kadar. Can bir gece daha bizde kaldıktan sonra ertesi sabah evine gitti. O eve gittikten sonra İsmail yanıma gelip "Aşkım, bir terslik var mı?" diye sordu. Aslında vardı fakat bunu ona nasıl anlatabilirim diye düşündüm. Çok fazla düşünmüş olmalıyım ki İsmail koluma dokunup "Aşkım, iyi misin? Bir şey var galiba." dedi. Benim de bir şey demem gerektiğinden dolayı konuşmaya başladım. Aslında bir şey var ama bunu sana nasıl diyeceğimi bilmiyorum ve biraz da çekiniyorum. Can Maria işte eşinden boşanacakmış. Ona üzüldüm. Oysa onlar ne mutlulukla evlenmişlerdir ve şimdi de nefretle ayrılıyorlar dedim. İsmail de biraz iç çekip Çok doğru diyorsun aşkım. Ben biliyorum birbirlerini çok seviyorlardı. Öyle diyoruz ama inşallah bizim de başımıza gelmez dedi. Sanki İsmail içimden geçenleri duymuş gibi bunları söylemişti. Ben de isteksiz bir şekilde inşallah dedim ve kendimi mutfağa attım. Çok kötü hissediyordum çünkü eşimin en yakın arkadaşına aşık olmuştum sanırım. Bu hislerimden dolayı da eşime karşı olan hislerimi artık hissetmiyordum. Hissizleşmiştim adeta. Hatta onu artık dışarıdaki birisi olarak görüyordum. Dışarıdan herhangi birine ne hissediyorsam İsmail'e de onu hissediyordum. Tabii bu bir anda olmadı. Zamanla İsmail'in daha yüzeysel biri olduğunu anladım.'' Can'ın ise felsefik konuşmaları sürekli zihnimde dönüp duruyordu. Yine bir akşam böyle ne yapacağımı düşünüp dururken uykum gelmişti bile. Ben de çok fazla ayakta durmayıp yatak odasına gittim ve uyumaya başladım. Ertesi gün biraz daha geç uyanmıştım. Yatağa baktığımda İsmail çoktan işe gitmişti. Ben de evde boş boş otururken kapının zili çaldı. Kapıya gidip baktığımda kapıdaki Candı. "Buyur, ne oldu? İsmail'i arıyorsan" O çoktan çıkmış bile. Erken gitmiş bugün. İşi var herhalde dedim. O sıra Can dediklerimi aldırmadan Kübra müsait misin? Sana bir şey söylemek istiyorum dedi. Tabi buyur söyle. Hayırdır? Eşinle mi ilgili dedim. Can başını hayır anlamında salladı ve konuşmaya başladı. Kübra ilk size geldiğimde ben de fark etmemiştim. Ancak sonradan sana gönül verdiğimi, aşık olduğumu fark ettim. Biliyorum belki de beni tersleyip ''İsmail'e söyleyeceksin. Belki de bu olaylar fazlasıyla büyüyecek ama olsun. Yoksa içimde kalacak. Ben sana aşığım ve ne olacaksa da olsun ben her şeyi göze alıyorum. Sen de biliyorsun ki ben İsmail'den daha varlıklıyım. Sana hayatını yaşatır. Seni o İsmail'den daha çok mutlu edebilirim. Ondan daha çok çevrem, malım, mülküm var. Gel sen de doğru olana karar ver. Bana olan bakışlarını gördüm. Eşimden de ayrılıyorum biliyorsun.'' Artık o nalet kadın da yok. Hayatımızı yaşarız. Lütfen sen bu yaşantımda bana eşlik et dedi. O an neredeyse dona kalmıştım. Çünkü canın da bana karşı bir şeyler hissedebileceğini hiç düşünmemiştim. Ben bunlara dalmışken can ayağa kalkıp görüşürüz. Eğer karar verirsen bana yaz. İsmail bir şekilde hallederiz dedi ve gitti. Aklımda o an sadece İsmail vardı. Aslında ben de Can ile olmak, onunla hayatımı yaşamak istiyordum ama İsmail'den nasıl kurtulabilirim diye düşünmeye başladım. Gerçekten onu sevmediğimi anlamıştım. Kaba, kişisel bakım ihtiyaçlarını bile pek karşılamayan, haftada bir dişlerini fırçalayan bu yüzeysel adamla nasıl olmuştu da evlenmiştim ben? Böyle düşüne düşüne akşamlamıştım bile. Kapının çalmasıyla kendime geldim. İsmail gelmişti. O da nedense gergindi ve aklımda oluşan soru işaretleri sebebiyle de İsmail'le kavga ettik. Baya baya tartıştık. Ben bir anda ani bir karar verip ondan gizli cana yazdım. Teklifini kabul ediyorum. Bir an önce hallet dedim ve sohbeti sildim. Geri odaya dönüp oturdum. Ama İsmail aram kötü olduğu için hiç oturasım gelmemişti. Yatak odasına gittim. Yer uzanır bir şekilde telefonumda gezinirken karşıma bir anda ayırma büyüsü nasıl yapılır diye bir video çıktı. O an merakıma yenik düştüğümden dolayı videoyu açıp izledim. Ama videodaki mevzuyu çok fazla merak ettiğim için daha da fazla araştırmaya başladım. Fakat ben tam araştırmalara dalmışken aklıma bunu benim de yaptırabileceğim ve İsmail'den böylelikle kurtulabileceğim geldi. Hemen Can'a bunu yazdım. Can da benim gibi büyüye ve dini şeylere inandığı için bu fikrimi sıcak karşılamış. Tamam sen bu işten anlayan birini bul. İsmail gittiğinde bana yazarsın. Ben de seni arabayla alır sonra eve geri bırakırım. Yeter ki ondan kurtul da benim ol. Bir an önce benimle birlikte olmanı istiyorum demişti. Bu yazdıklarına ben de tamam dedim ve sohbeti tekrardan sildim. Gerçekten Can beni seviyordu ve bana değer veriyordu. Ben de Can'ın dediği gibi yapıp birkaç yer aradım telefonla. Bunları düşünerek uyumuşum. Ertesi sabah İsmail'in beni yanağımdan öpmesiyle uyandım. Ben gidiyorum aşkım. Var mı bir isteğin dedi ve gitti. Aramızı düzeltmeye çalışıyordu. Ben de hemen Can'ı arayıp İsmail'in gittiğini söyledim. Can, geliyorum hemen. Yarım saat oradayım dedi ve telefonu kapattı. Dediği gibi, yarım saat sonra gelmişti. Evin kapısından girip, bana sarılıp öptü. Bunu hiç yadırgamadan, ben de Can'a eşlik ettim. Birlikte, araştırdığım yerlere gitmeye başladık. Ama en sonunda, birinde karar kılıp, ona bu durumu ve yapmak istediklerimizi anlatmaya başladık. Gittiğimiz kişi bir kadındı. Size o kadından bahsetmem gerekirse Saçında hafif hafif siyahlıklar vardı. Yüzünün her yerinde bulunan kırışıklıklardan gözü bile gözükmeyen bir kadındı. Gerçekten de çok çirkin ve kötü kokan biriydi. Evi de kendisi kadar kötü ve pis kokan bir yerdi. O yüzden evde çok fazla rahat edememiştik ikimiz de. Biz hiç lafı uzatmadan ayrılık büyüsü yapmak istediğimizi söyleyip İsmail'in resmini verdik. Kadın ama bu size biraz pahalıya patlar. Hem zaten bu işi sadece bir resimle yapamayız. Bunun için o adamın baş parmağının tırnağını ve bir tutam saçını bulmanız lazım. Yoksa dediğiniz işlemi yapamam. Bunları getirirseniz yapacağımız iş çok kolay. Ama siz bana paradan haber verin. Yoksa dediğiniz iş yatar dedi kadın. Can bir anda öne atlayıp sen paraya dert etme abla. O işte bizim için en kolayı. Sen yeter ki işini düzgünce yap. O adamdan kurtar bizi. Ben de seni paraya boğayım dedi ve cebinden bir miktar para çıkarıp kadının önüne koydu. Bak burada 5000 TL var. İşi hallet. Sana sonra da 15000 TL daha veririm. Biz bu dediklerini yarına getirirsek ne zamanı halledersin bu işi dedi. Kadın ciddi bir şekilde getirdiğiniz günün akşamı büyüğü yaparım. Büyü yaptığım akşamın üçüncü gecesinden sonra her şey başlar. Gönderdiğim cinler adama musallat olmaya başladıktan sonra sakın ola sakın adamla ilişkiye girme. Yoksa senin için kötü olabilir kızım. Çünkü cinler insan kılığına girebilir. Eğer öyle bir şey olursa karnında bir cinin tohumlarını taşıyor olabilirsin. Bu senin için kötü olabilir dedi ve bizi göndermek için ayağa kalktı. Biz de kadına eşlik edip evinden çıktık. Ama benim içim bir türlü rahat etmiyordu. İçimde hala bir sıkıntı ve huzursuzluk vardı. Bunu canı anlatamadım. Çünkü onun da tadının kaçmasını istemiyordum. Ben eve geldiğimde o da benimle birlikte eve gelmiş girmişti. Size daha fazla buraları anlatmak istemiyorum. Kısacası o gün İsmail gelene kadar Can'la birlikte olduk. Ama yine de doyamamıştım Can'a. Ertesi gün ben İsmail'in tırnağını ve saçını alıp Can'la birlikte o büyücüye gittik. Kadın geçenki dediği gibi akşam yapacağını söyledi. Biz de bir şey diyemedik ve ayağa kalktık ama kadın Can'a bakıyordu. Can mevzuyu anladığından dolayı hemen yanında getirdiği poşeti kadına verdi ve biz de evden çıktık. Ben evden çıkar çıkmaz canım boynuna sarılıp teşekkür ettim ve eve geri döndük. Biz büyü yaptırdıktan 3 gece sonra değişik olaylar olmaya başladı evde. İlk başta büyünün işe yaradığını mutfağa giderken yerde bir sürü soğan ve sarımsak kabuklarını görüp anladım. Onları görür görmez korkmam gereken yerde büyünün işe yaradığını anladığımdan dolayı mutlu olmuştum. Eğer İsmail bu gibi durumları görürse anlar diye tüm her şeyi temizlemeye başladım. Ama bir gün biz atakta uyurken birden İsmail'in çırpınma ve inleme sesiyle uyandım. Dönüp baktığımda İsmail'in başında bir tane kara varlık vardı ve ona kilitlenmiş bir şekilde bakıyordu. Ne olduğunu anlayamadan o kara varlık ortadan kayboldu. O sırada İsmail de uyandı. Sanki daha yeni uyanmış gibi rol yapıp ne olduğunu sordum. İsmail korkmuş bir şekilde ve paniklemiş bir halde rüyamda bir varlık tarafından boğuluyordum. Tam olarak ne olduğunu da anlamadım. Ama o şey Allah'tan gitti de ölmekten kurtuldum. Beni bu saatten sonra uyku tutmaz. Eğer uyursam başıma kötü bir şeyler gelebilir ya da tekrar aynı rüyayı yaşayabilirim. Bu sefer de aynı şeyler olursa muhtemelen öleceğim dedi ve mutfağa doğru gitti. Benim İsmail için telaşlanmam gereken yerde içimde sinsi bir mutluluk vardı.'' O yüzden çok mutlu bir şekilde yattım ama rüyamda galiba İsmail'in dediklerinden etkilenmiş olmalıyım ki kabus görmeye başladım uyur uyumaz. İsmail bir mezarın içindeydi ve bir varlık tarafından parçalanıyordu. Aslında açıkçası İsmail'e karşı ne kadar kim büyütsem de böyle bir şey gördüğümde o kadar da acımasız olamıyordum. En azından ölmesini ister miyim bilmiyordum. Beni yani bizi bırakması yeterliydi sanırım. Tüm bu olaylardan 3 gün sonra bir gün İsmail'i banyoda yakaladım. Elinde bıçakla kendi bileklerini kesmeye çalışıyordu. Aslında elinden bıçağı almayacaktım da yine dayanamadım ve hemen elinden bıçağı kapıp ambulansı ve polisleri aradım. Doktorlar İsmail'e birçok teşhis koydu ama en sonunda onun aklını yitirdiğini ve akıl hastanesinde kalması gerektiğini söylediler. Bu durumda benim işime geleceğinden dolayı hiçbir şekilde itiraz etmedim ve kabul ettim. İsmail hastaneye kaldırıldıktan sonra ben de hemen boşanma dilekçemi verdim. İsmail'in de bulunduğu durumdan dolayı çok fazla uzun sürmedi ve hemen boşandık. Tabi hemen dediğim yine 9 ayı bulmuştu ama İsmail akıl hastanesinde olduğundan dolayı biz Can'la rahat rahat takılabiliyorduk. Ve nihayet 9 ay sonra Can da ben de bekardık. Hiç vakit kaybetmeden Can'la evlendik. Biz evlendikten bir ay sonra İsmail de akıl hastanesinde kendini asarak intihar etmiş. Ama bu intihardan tam 3 ay sonra canda da bende de değişiklikler oluşmaya başladı. Can sürekli bir şeyler gördüğünü, hatta o gördüklerinin kendini öldürmeye çalıştığını söylüyordu. Ben ilk başta bu olanları pek fazla aldırmadan devam ettim. Ancak cana olanlar bana da olmaya başlayınca bir hocaya gitmeye karar verdik. Fakat biz hocanın yanına gider gitmez Hoca bizi neredeyse dövecekti. Bizi evinden kovalayarak gönderdi. Biz vazgeçmeyip bir sürü hocaya gittik. Bütün gittiğimiz hocalar da benzer tepki verdiler. Yapılan büyünün çok sıkıntılı olduğunu, bizi kurtaramayacaklarını söylediler. En sonunda can dayanamayıp iyice kafayı yedi. Bana saldırmaya başladı. Hatta beni öldürmeye bile çalıştı. Bu olanlar İsmail'in mıydı bilemiyorum. Can ile huzurumuz bozulmuş. Artık aynı evde kalmak can riskimi ortaya çıkarmıştı ki sonunda o da tıpkı İsmail gibi akıl hastanesine yatırıldı. Tüm bu yaşananlardan dolayı bir hocadan yardım alma ihtiyacı duydum yine çaresizce. Ancak bana yine kapılar kapanmıştı. Bulduğum bir hocaya tüm her şeyi detaylıca anlattım. Tövbeler edip aman diledim, yalvardım. Bana yapılan büyünün farklı şekilde tesir ettiğini, bunun bozulamaz olduğunu, kendimi kapatıp ibadete vermem gerektiğini ve Ömrümü tövbe ederek geçirmem gerektiğini söyledi. Hocanın bulduğu çözümden başka hiçbir şey yoktu elimde. En sonunda ben de dayanamayıp bu işlerden vazgeçtim ve tek başıma yaşamaya başladım. Annemlerden kalma köydeki evimize yerleşip kendimi ibadete verdim. Tek yaptığım ibadet edip TV ve internette vakit geçirmek. Bir vakit namazımı geçirsem dahi onlar beni rahatsız ediyor. Benim ömrüm pişmanlıklarla ve ibadetle devam edip bitecek. Onları ibadetlerimi yaptığım sürece görmüyorum. Ancak biliyorum buradalar ve her an açığımı kolluyorlar. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.